Ben dostlarım ben Serdar ve başka birisi Sunrise Gizemleri'ne daha hoş geldiniz. Sunrise Gizemler'in bu bölümünde e, geçen Sunrise Gizemleri bölümünde olduğu gibi yine kanlı kulübeleri inceleyeceğiz. Ancak bu sefer Panopticon'a geldik. E, size daha önce bahsettiğim yere. Geçen bölümde gördüğümüz kanlı kulübe şuradaydı. CJ'in gizemli bir şekilde öldüğü kulübe oradaydı. Okay. Ve yine geldik e, şimdi Buralarda aslında Leatherface'in gezdiği söyleniyor ama Leatherface üzerine ben bambaşka bir video daha yapacağım. E, buralarda buralara Leatherface'in geldiği söyleniyor. E, gördüğünüz gibi elektrikli testleri de burada ki Leatherface'in normalde kullandığı testlere bu. Leatherface e, Amerikan korku filmlerini yapılan bir gönderme var. Leatherface aslında bir korku karakteri. E, bu birazcık daha farklı bir kulübe. E, modeli azıcık daha farklı. Bunun bu tarafta normalde ekstra bir bölümü daha vardı. Diğer gittiğimiz gibi bile bunda yok. Bir de şurada e, toprak var normal çimen yerine. Ama burada normal çimen var İlginç bir şekilde. E, arabayı alıp birazcık daha geri gidelim. Panopticon'un birazcık daha içlerine doğru ilerleyelim. Buralarda hep e, ağaç falan kesiliyor. Hani bu kulübelerin buralarda olmasının belli bir anlamı var. Gördüğünüz gibi burada kesilmiş, kırılmış ağaçlar var. Ee, de daha fazla kulübe var. Hani burada bu şeyler kulübelerin olmasının bir anlamı var. Ama bu kulübe kulübelerin hepsinde yine kan var. Ve evet, hepsinde kan var. İstisnasız. Gördüğünüz gibi bunda da kan var. Bu e, geçen videoda gördüğümüz kulübenin aynısı. Zaten birçoğunun modeli aynı. Buradaki girişteki kulübe gibi. Buradaki de girişteki kulübü yok. Bu girişteki kulübe gibi değil. Bu daha farklı bir kulübe. Model daha farklı. Ana girişi şurada. Normalde bunun yanlarda falan olur ana girişleri. Bunda öyle değil. bunu da e, girişi şey evet. Bu da sadece iki, tane kapı var. Yani bir a yok bunun da şeyi var. Ana kapısı var. Dışarıdan görülüyor mu? Evet görülüyor. E, hatırlarsanız şunları nerede görmüştük biz daha önce? Şu e, halatları bağladıkları yeri biz daha önce nerede görmüştük? Fisher's Lag'ında görmüştük. O yüzden belki o iki gizem, bu iki gizem arasında belli gibi bir bağlantı olabilir. Biliyorum zayıf bir ipucu ama e, Yine de Yine de görmeden gelmememiz lazım. Tabi bu şey demek değil işte. Zayıf bir ipucu e, Zayıf bir ipucundan yola çıkarak iki gizemi doğrudan birbirine bağlayıp e, Bunun üzerine yürümemek lazım. Teorileri, gizemleri bunun üzerine temellendirmemek lazım. O yüzden daha fazla ipucu bulmamız lazım. Bu ağaç direkt kökünden sökülmüş. Hepsinde kan var arkadaşlar. Hepsinde. Burada bildiğiniz katliam olmuş. Hani diğerinde böyle bir iki kişi falan öldürülmüş falan diyebiliriz ama bunda bildiğiniz katliam olmuş ve bu kapı açılmıyor. Bunların içeri giremiyoruz. Tamam sıkıntı değil. Mesela şunu da açamıyoruz. İçeri görebiliyoruz ama bakın. içeride rakam var hep. Gördünüz mü? Bunun tek girişi burası sanırım. Çünkü yan tarafa bağlanmıyor bu. Herhangi bir pencere mencere falan da yok. Buralarda odun falan kesildi belli. Ve burada ee, ve yarışları da burada yaptık yine. Yani buranın belirli bir mantığı var. O geçen videodaki diğer ayrı o gizemli kulübenin hiçbir mantığı yoktu. Orada hiçbir görev geçmiyordu veya e, hiçbir ayrıntı yoktu o kulübe neden orada diye. Hiçbir şey belli edilmemiş. Ya kulübelerden anladığınız kadarıyla da bunlar baya eski kulübeler. Hani yakın zamanda yapılsa hadi bir 60 yıl diyelim. 60 yıl önce yapılsa yine böyle yapılmaz bu kulübeler. Yani burası aslında terk edilmiş gibi görünüyor. Uzun zaman önce. Kimse de yok burada. Bayağı bildiğiniz terk edilmiş buralar. Ama girişte bir elektrikli testere vardı yine. Birisi o elektrikli testereyi kullanıyor yine. Ve bunlar da tek kişi yapamaz. Yani bu bunlar da büyük bir ihtimalle burada bırakılmış, te terk edilmiş. Zaten baksanıza burada hep dallar falan filan kalmış. Kimse burada bunlarla uğraşmamış. Burası yine nereye gidiyor? Ee, yine ana yolları falan çıkıyor. Şurada başka bir. Bunu da, bunun da olmadığını varsayın. Buna duymadığınızı düşünün. Duymadığınız buna. Burada bir tane vortex var. Her kulübede kan var. İstisnasız yani şu kapalı ama kapalı kulübede bile kan var. Eğer diğerini açsak büyük bir ihtimalle diğer Aha gene koca ayak gibi koşuyor. Neyse, koca ayak da apayrı bir mesele ya. Her kulübede kan var. Öbürünü açabilsek onda kan çıkacak. Burada bir katlayamamış Katliam olmuş ama. Hiç kimse konuşmuyor. Oyun içinde hiçbir şekilde mesela radyoda falan hiçbir şekilde buradan bahsedilmiyor. Ama Sanrias'ın e, sitesine girerseniz burası hakkında böyle küçük bir şey var. Ee, yaz var. Bir, bir, iki paragraf var. Orada şey diyor. Burada kesinlikle bazı suçlar işlenmiş diyor. İşlenmiş olmaz mı? Şu kana baksana. Kaç kişi öldürülmüş acaba burada? En az bir 10 kişi öldürülmüş yani burada. Her kulübüne tek kişinin öldürüldüğünü varsayarsak en az 10 kişi öldürüldü. Ki bunları da yapan artık Nasıl bir kafaya sahipse bunların ancak mafya falan yapmıştır herhalde Veya yani Tek bir karakter sorumluysa bunlardan Ancak ee, Ne bileyim paranormal güçleri olan birisi yapmıştır Yani her kulübede Tek bir kişinin öldürüldüğünü varsayarsak en az 10 Sayalım hep birlikte Aynen tam tam bir tane tam e, tahminim tam net çıktı. 10. 10 tane kulübe var. Her kulübede kan izleri var. En az 10 kişi öldürüldü. Ha şu iç, içeriye baksanıza. İçeriye baksanıza. Bu kadar kan Kaç kişiye ait olacak? Bakın bir de kürek var. Burada bir de kürek var. Birileri gömüş bunları bir yere. Etrafta bir de toplu mezar mı var acaba? Veya ne bileyim. Toplu mezar olamaz. Adam bayağı elektrikli, elektrikli testereyle falan öldürmüş onları öldürdüyse. Girişte elektrikli testere vardı. Ne biçim bir güçtür bu? Birazcık girişe bakalım. Girişi kontrol edelim. Girişteki kulübeyi. Belki orada daha fazla şey buluruz. Belki gözden gözden kaçırdığımız bir şeyler vardır. elektrikli testere bulup duruyor hala burada bakın burada da gizemli ışıklar var hiç mor bir ağaç gördünüz mü? dolaşmaya da korkuyorum daha önce hiç korkmazdım yani gizemleri öğrendikten sonra bile korkmazdım. Ama ilk kez çok tuhaf bir şekilde öldüm geçen videodaki gibi. İlk kez. O yüzden şu anda cidden çok korkuyorum. Dur bakalım şuraya atlayabilecek miyim? Yukarıdan görebilirim belki her şeyi. Hmm. sabah da oluyor. Ha pek de bir vakit kalmadı. Şu benim dikkatimi çekti. Burada variller falan var. Variller şeylere vardı değil mi? Doğru. Bu varillerin sanırım aynısından Fishers Lagoon'da da vardı. Fishers Lagoon ve burası arasında bir bağlantı olabilir mi acaba? Sabah oldu. Zaten Fishers Lagoon bölgesinde de Leatherface'in görüldüğü söyleniyor. O iskelenin sonunda sandalyenin yanında da Leatherface'in görüldüğü söyleniyor. Fischer's buranın bir bağlantısı olabilir ki bu kulübeler ve kanizlerin aynısı ee, o geçen videoda gördüğümüz yerde de var ee, geçen videoda North Rock'taki gizemli kulübede de vardı ve orada direkt öldük o çok tuhaftı zaten Fishers gönder o katili gördük o da çok tuhaftı çok ilginç ahablarım çok tuhaf şeyler oluyor oyunda Üç buçuk yıldır, üç buçuk yıldırı e, aşıyor tabii. Da üç buçuk yıldır bu kanalda gizem videoları yapıyorum e, ve ilk kez bu yıl bu kadar fazla şey buldum. İlk kez bu yıl. Neden bilmiyorum. Neyse. Yani böyle e, çok tuhaf şeyler oluyor bu oyunda. Ben bunları uydurmuyorum. Gerçekten. Ben ilk kez bu yıl bu kadar tuhaf şeyler görüyorum. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Daha fazla video izlemek ve abone olmak istiyorsanız ekrandaki resimlere tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çönüllülükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.